marketten dolayı çarpıtma diyeceğim. Propagandalarının tamamına yakını, belki de tamamı halk arasında yalan diye bildiğimiz çarpıtmalar üzerine kuruluyor. Şimdi tek adamlık deniyor. Çok kısa bir şey geçeyim. Tek adam rejimine dönüyor diyor. Tek adam rejimine dönüyor dedikleri Cumhurbaşkanlığı makamı, yani işin idaresi, hı hı, elindeki birçok güçten feragat ediyor. Şu an tek başına meclisi fesih edebilirken, burada fesihi çok dikkatli kullanalım, fesih şu anda var, yeni sistemde yok. Evet. Şu anda tek başına fesih edebilecek durumdayken Cumhurbaşkanı bunu bunu elinden veriyor. Aynı yetkiyi veya benzer yetkiyi artık meclise de tanıyor ve fesihi komple kaldırıyor. Öbür tarafta bakıyorsunuz, Hakimler Savcılar Kurulu'ndaki atamaları kendi için hiçbir şey eklemiyor. Hatta Anayasa Mahkemesi atamalarında iki tane kendi seçtiğini de artık sistem kapandığı için feragat etmiş oluyor. Bunu da meclise devrediyor. Bakıyorsunuz meclis aslında şu anki sisteme göre idarenin içinde gözükmese de aslında idarenin tam içine giriyor. Çünkü bütçeyi komple artık meclis elden geçiriyor. Öbür taraftan bakıyorsunuz artık kanunlar hükümetlerden değil veya cumhurbaşkanlığından değil yeni sistemde. Hı hı. Meclisin içinden geçiyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı elinde hali hazırda bulunan anayasal hakları olan yetkilerin çok ciddi bölümlerini ve sayısı olarak da önemli bir kısmını meclise devrediyor ve buna birileri çıkıp ülkemizde tek adamlığa gidiyor. Bu tek adamlıktır diyor ve maalesef halkımızın az da olsa bir kısmı bunları dinleyerek kafaları karıştığını ben görüyorum, ama anlattıkça milletimize, hı hı, konuları açık açık beyan ettikçe bu konuda biz çok pozitif geri dönüşler alıyoruz ve devamlı karşılaştığımız tepki aşağı yukarı aynı.